ederim. Efendim iyi günler diliyoruz. Mermerin termelin lezzeti Zafer'in başkenti Afyon Kredisar'dan hepinize selam ve sevgilerimizi saygılarımızı sunarak bugünkü Kocatepe'den Bakış adlı programımıza başlıyoruz. Bugünkü program konuğumuz İl Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Sayın Mehmet Tanır Bey. Yine her hafta olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan gazeteci dostlar, dostlarımız Sayın Polat Yılmaz Bey, gazeteci yazar Ömer Mazı Bey, efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet sevgili müdürüm, isterseniz Mehmet Tanır'ı kısaca tanıyarak programımıza başlayalım. Buyurun. Efendim, Muğla Fethiye, şimdi Seydikemer oldu. Doğumluyum, 1969 doğumluyum. Eğitimimi daha çok yönetim üzerine yaptım. Ulan Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Gazi Üniversitesi'nde yönetim bilimi alanında yüksek lisans yaptık. Eğitimle ilgili yazılmış kitaplarımız var. Ve onunla ilgili KPSS'den tutun da halk eğitim üzerine çalışmalarımız oldu. Yani görev aldığımız alanlarda hep kendimizi yetiştirmeyi ve birikimlerimizi paylaşmayı tercih ettik. Diğer taraftan 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, tabii bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye'de okutulan ders kitapların yazıldığı komisyonların başında görev alma fırsatım oldu. O da güzel bir fırsattı. 2008 yılında Kültür Turizm Bakanlığı'na geçtik. O günden beri işte Burdur İl Müdürlüğü ve bakanlığın değişik görevlerinde bulunduk. 3 yıldır da Afyonkarahisar'da hizmet etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Evet, Ömer Bey, buyurun efendim. Müdürümüze sözü alalım. Şimdi nereden başlamak lazım bilmiyorum. Afyon kültür ve turizm açısından zengin illerimizden bir tanesi. Fakat özellikle Afyon'daki müzenin Türkiye'deki en kalabalık eserlerin bulunduğu, fakat o eserlerin de hiç yarıdan fazlası sergilenemeyip depoda olduğunu biliyoruz. Yıllardır bir bitirilemeyen bir müze inşaatımız var. Her birkaç yılda bir ihale yapılıyor. Yeniden müjde veriliyor. Yeniden ihale yapıldı falan ama 7-8 yılı geçen bir süredir bitmeyen bir müzemiz var. Buradan başlayalım isterseniz. Ne olacak bu müzenin durumu? Efendim, öncelikle sizin vasıtanızla Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in selamlarını tüm izleyicilerimize iletmek istiyorum. Kendisinin de bu vasıtayla selamlarını ulaştırmış oluyorum. Efendim, Afyonkarahisar birçok zenginliğinden bir tanesi de ekolojik zenginliği biliyorsunuz. Ve Afyonkarahisar Müzemiz 49.411 eseriyle oldukça zengin bir birikime sahip. Bunun yanında Afyonkarahisar'da 2 yıl önce açmış olduğumuz Türkiye'de tek yumurta ve sanatları müzesi var. Bu önemli bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum. Ürünün çeşitlendirmesi adına, pazarlama adına oldukça önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine bu Alimoğlu Müzik Müzemiz bir taraftan sağ olsun İbrahim Alimoğlu Bey'in ve üniversitemizin çalışmalarıyla hayata geçirilmiş 400'ün üzerinde enstrümanın yer aldığı bir müzemiz. Diğer taraftan işte Asmalı Konak gibi etnografik eserlerin yer aldığı müzelerimiz var. İki tane Bolu'dan ve ilçelerimizde bulunan iki tane daha özel müzemiz de var. Şimdi tabii ki arkeoloji açısından 2011 yılında Afyonkarahisar'da bir müze yapılması planlanmış ve bunu da şöyle bir yöntemle geliştirmek istenmiş. TOKİ üzerinden mevcut müzenin yerini TOKİ'ye vererek onun karşılığında bir müze yapılması öngörülmüş. 2012 yılında firma, yani ihaleye alan firma ne yazık ki şartları yerine getirmeyince
Es süresi başlanmış. Mahkeme 2015'e kadar sürmüş ve kişiden bunu temizlemişler. Daha doğrusu TOKİ otesine geçmiş. Kültür Turizm Bakanlığı da bunun üzerine bu ihaleyi ve müze çalışmalarını, yani inşaat çalışmalarını kendisi otesini almak doğrultusunda bir karar vermiş. Biz 2017'de geldiğimizde bir ön çalışmalar devam ediyordu ve 2017 yılında biz hızlı bir şekilde bu müzenin inşaatını bitirmek için çalışmalara başlattık. Sayın Bakanımız da göreve başladığımızda yine vekillerimiz bu inşaatın bitirmesini bize özellikle istediler. Sayın Valimiz de o dönemin. Biz de bu çalışmayla ilgili hemen hızlı bir şekilde ihalelere çıktık ve bir firmamızı aldık. Şimdi ne yazık ki bu süreçte tabii ki TOKİ'den gelen bilgilerin eksikliği, yani bize ihaleye çıkma süreci öncesinde bir takım bilgilerin eksik geldiğini görüyoruz. Ve firmanın, yani TOKİ'nin ihalesini almış olan o firmanın taahhütlerini ya da yaptım dediği bir takım şeyleri yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bu inşayı devam ettiğimiz süreç içerisinde bina ile ilgili bir güçlendirme çıktı. Ve şöyle diyebilirim ki bu şu da var tabii ki, bina tamamen kapatılmadan, bina tamamen yani soğuk ve kışın olduğu bir bölge olduğu için, yağmura kışa karşı konulmadan tasfiye yapıldığı için içeriye sular alınmış, kar suları. Tabii ki yapılan imalatların da zarar görmesine sebep olmuş. Dolayısıyla bizim yani müzeyi bitirmek için almış olduğumuz ödenek ve çıkmış olduğumuz ihaledeki bu paramızı bu tür şeylere harcamak zorunda kaldık. Mesela ilginçtir, bina yapım sürecinde bir güçlendirme ihtiyacı doğdu. Yani firma görevini yapmadığı için. Dolayısıyla biz burada elimizdeki imkanlarla bu aşamaya kadar getirdik. Ardından tabii ki bu imalatlarla ilgili hakikaten bir de bölge biraz daha biliyorsunuz iç deniz diye biliniyor. Zeminden de su almasın diye çok ciddi zemine de yatırımlar yaptık. Boçalama yaptık. Drenaj kanallarını açtık. Su tasfiyelerini pompalama, yeni sistemler geliştirdik. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Binanın beklemesinden kaynaklanan imalatların zarar görmesinden dolayı kaynaklarımızı buraya harcamak durumunda kaldık. Dolayısıyla yeniden bu sürecin ihale edilmesi gerekiyordu. Bakanlığımız nezdinde daha önceki valilerimiz de görüşmüştü. Sayın Bakanımız Veyseleroğlu, Milletvekilimiz Ali Özkaya, İbrahim Yurdunseven. Hatta son dönemde Milletvekilimiz Mehmet Taydak da bu konuda destek vermeye çalıştı. Zaten süreçte milletvekillerimiz de bakanlığımız sürekli görüşme halinde, kaynakları, yeni imkanları sağlama noktasında. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek de bizzat Sayın Bakanlığımızda da görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanlığı nezdinde de görüşmeler yapılıyor ve bunun sonucunda da yeni dönemde yeniden ihalesi yapılacak. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim Sayın Ömer Bey. Yani yeni bir binayı yapmak daha kolaydır. Ama eskiden başlamış bir binayı tamamlamak zaman istiyor. Çünkü evveliyatı, problemlerini çözmeniz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunu çözeceğimizi ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Polat Bey, buyurun. Şimdi müze inşaat hakikaten kanayan bir yara oldu. Kangren oldu Afyon için ama gerekli aydınlatmayı da yaptınız. Bunu ben de soracaktım. Ne durumdayız diye. Şimdi Afyon, Kayserispor'un ilçeleri birbirinden çok farklı kültürel özellikler barındırıyor. İşte bir Emredağ'la Dağskır aynı değil, bir Dinar'la da İhsani aynı değil. Farklı farklı özellikler var işte. Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu tür bir envanter çalışması yaptınız mı? Afyonkarahisar'da yazılı kültür, sözlü kültür, bunları tam olarak derlediniz mi? O yolda bir çaba yürütüyor musunuz? Bu konudaki yaptığınız işler nedir? Şimdi daha önceki dönemlerde de başlayan bir çalışma yapılmış burada.
kültür envanteri yapılmış. Anadolu'nun Kilidi isminde bir kitap çalışması da yapılmıştır. Biz şunu özellikle söylemek istiyorum. 2018 yılında girişimde bakanlığımız nezdinde, Kültür Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimde bulundum. Bizim biliyorsunuz bakanlığımızın folklor araştırmacıları vardır. Bu folklor araştırmacıları özellikle somut olmayan kültürel mirası kayıt altına almada, derlemede çalışmalar yürütürler. Her yıl bir il gündemine alınır ve orada bütün folklor araştırmacıları sefever edilir ve oradaki çalışma tamamlanır. Şimdi bizim aynı zamanda Kültür Turizm Bakanlığımızın bilgi ve belge kayıt merkezimiz vardır. Burada kaydedilir, bunlar deşifre edilir ve arşivlenir. Toplumun faydasına da sunulur. Biz 2018 yılında girişim sonrasında 2019'da ekiplerimiz buraya geldi. Daha önceki çalışmalarımız da vardı biliyorsunuz. O çalışmalar da bir araya getirerek ciddi bir çalışmayı ortaya koymuş olduk. Bakanlığımız nezdinde ekipler bunu derleme çalışmalarını yaptılar ve deşifre çalışmaları da devam ediyor. Yani tabii ki ilin tanıtımıyla ilgili bir takım özellikle kültür varlıklarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine biz biliyorsunuz müzelerimiz aracılığıyla tescil çalışmaları yürütürüz. Bu tescil çalışmaları da devam ediyor. Yani tespit edilememiş eğer kültür varlığı varsa onun bir formu vardır. O forma göre doldururuz, fotoğraflarız, raporlarız. Müze uzmanlarımız, arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz onları rapor haline getirir. Kurula sunarız. Kurulun onayıyla tescillenir. Bu da önemli çalışmalardan birisidir diye ifade etmek istiyorum. Müdürüm teşekkür ediyorum. Ben de şunu sormak isterim. Buyurun lütfen. Afyonkarahisar biliyorsunuz 8000 yıllık geçmişe sahip bir il. Şimdi Dinar'da Apamia, Emirdağ'da Amurium'la ilgili kazılar vardı. Bunlarla ilgili gelişmeler ne durumda? Onlarla bahseder misiniz? Efendim, hakikaten Afyonkarahisar yolların kavşağında olmasının yanında bir de medeniyetlerin kavşağı olma özelliğini de taşıyor biliyorsunuz. Hitit, evet. Filik, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve şu anda da Türkiye Cumhuriyeti olarak bu medeniyetin üzerinde en son hakimleri olarak bulunuyoruz. Topraklardan faydalanıyoruz. Efendim doğrusu neresini kastanız Afyonkarahisar'ın tarih çıkar diye söyleyebiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. 20'nin üzerinde antişehir vardır. Yani para basabilmiş, kimisi para basmış, kimisinin tarihi anlamda yönetimleri olmuş. İsterseniz Amorim Antik Kenti'nden sorduğunuz için başlamak istiyorum. Lütfen, Amorim Antik Kenti'nin M.Ö. 2000 yıllara kadar dayandığını biliyoruz. Ve Roma'nın önemli şehirlerinden birisi ve özellikle garnizon olarak da, ileri garnizon olarak, askeri garnizon olarak da kullanıma gelmiş bir yer Amorim Antik Kenti. Ve şunu söyleyebilirim ki bir nevi Roma'ya yapılacak saldırıların en ciddi bir şekilde savunulduğu bir yer. Şimdi Roma ile ilgili ve o dönemle ilgili Amorim Antik Kenti ile ilgili şunu görüyoruz. Geçenlerde yani geçen yıl daha doğrusu çalışmalarımızda ortaya çıktı. Bir başpiskoposluğun hala devam ettiği Amorim olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve en son rahibinin de 5 yıl önce vefat ettiğini öğrendik. Bu önemli bilgilerden. Yani Hristiyanlık dünyası için bir önem arz ediyor ve dış turizme de bu boyutuyla önemli bir katkı sağlayabilir. 1988 yılından beri kazıları yapıyoruz. 2014 yılından beri de Profesör Doktor Zeliha Demirel Gökalp tarafından bakanlığımız adına kazılar yürütülüyor. Sağ olsun çok ciddi ürünler ortaya koydular. Şu sevindirici haberi de ben ifade etmek istiyorum size. Bizim bakanlığımız, Sayın Bakanımızın Mehmet Ersoy'un ben teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Sonuç odaklı ve pratik bir adım atarak kazılarımız biliyorsunuz dönem sonunda yani eğitim öğretim dönemi sonunda yaz aylarında 2 ay en fazla yapılabiliyordu. Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu projeyle bunlar bir yıl boyunca yapılabilecek. Amurium Antik Kenti de bir yıllık o kazılar içerisinde kabul edildi. Bu da önemli bir gelişme olarak ben sunmuş olayım. Hala bu ayın başında
Temmuz'un başında kazımız başladı burada. Devam ediyor. Arkadaşlarımız oradalar. Diğeri de burada şunu da atlamadan geçmeyeyim. Yani söyleyeyim mutlaka. İslam dünyası için de Amurium'un ayrı bir değeri var. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in Selman-ı Farisi Hazretleri ile ilgili olarak ailemdendir dediği, Ehl-i Beytim'den dediğini biliyoruz. Ve bu önemli bir not olarak düşünmek gerekiyor. Selman-ı Farisi Hazretleri aslında Farslıdır. Allah aşkını arama noktasında, doğru dini arama noktasında çalışmaları yapmış, araştırmış ve bunun için yola çıkmıştır. Şam'dan ve yol güzergahlarının devamında yolu Amurium Antik Kenti'ne düşmüştür. Orada o dönemin bozulmamış belki en son, yani şöyle ifade edelim, Hristiyanlık inancı içerisinde tek Tanrı'yı ifade eden Barnabas İncil'i var. O öğretilerin orada aldığını görüyoruz. Bizim açıdan da, yani inanç merkez açısından da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yine Apamea Antik Kenti var. Milattan önce 6. yüzyıllara kadar dayanan Dinar ilçemizde. Burada da bir kazımızı yürütüyoruz. Kazı Başkanı Mevlüt Üymez, müze müdürümüz. Ve üniversitemizle, bilimsel danışmanlığını yapıyor. Üniversitemizde Emrah Hocamla Mustafa Hocam destek veriyorlar yine. Bu ayın, önümüzdeki ayın 4'ünde oradaki kazımız başlayacak. Apamea Antik Kenti'nin tiyatro bölümünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu da önemli. Yani o dönemde şunu söyleyebilirim. Efes'ten sonra ikinci büyük bir merkez olduğunu görüyoruz. Ve yine ticaret merkezi olma özelliği taşıyor. Bu da ana yolun hemen yakında olmasından dolayı önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz aynı zamanda yüzey araştırmalar da yapıyoruz. Sağ olsun Özdemir Koçak hocamızın da yeri aldığı Selçuk Üniversitesi'nde biliyorsunuz. Profesör Doktor Özdemir Koçak. Mevlüt Üymez ve bir ekiple beraber, müze müdürümüz Mevlüt Üymez ve ekiple beraber bir çalışma yapmışlardı geçen yıl. Bizim bilinen tarihimiz 5000 yılıydı. Özellikle Susuz Kasabası'nda yer alan Eyüpoğlu Höyüğü'nde ortaya çıkan veriler ve yine Çölovası'ndaki höyüklerde çıkan veriler ve yüzey araştırmalarından ortaya çıktığımız verilerle, çıkardığımız verilerle Afyonkarahisar'ın tarihi 8000 yıla çıkmıştır. Artık bundan sonra 8000 yıllık bir tarihi geçmişimizin var olduğunu, en azından bilimsel verilerde bunun yer aldığını ifade edebiliriz. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Ömer Bey buyurun. Şimdi tabii Amurium'dan bahsetmişken Ezop'tan bahsetmemek olmaz. Dünyaca ünlü yazar, masalcı kişinin de Afyonlu Emirdağlı olduğunu söylememiz gerekir. Şimdi az önce işte müzik müzesinden bahsettiğiniz, yumurta müzesinden bahsettiğiniz, fakat şehrin ortasında belki de Afyon'un en çok ziyaret edilen Zafer Müzesi den bahsetmediniz. Zafer Müzesi de yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir kapalı. Hiçbir çalışma yapılacakmış gibi de gözükmüyor. Hatta dönemin eski valilerinden İrfan Balkanlıoğlu meydanı, orada bir meydan yapmak için Zafer Müzesi'ni yıkmayı düşünüyoruz gibi bir açıklaması da vardı. Buradan bakacak olursak Zafer Müzesi'nin kendi kendine yıkılması mı bekleniyor? Hiçbir tadilat yapılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Gerçi direkt sizi ilgilendiren bir konu değil. Tabiat varlıklarına bağlı bir yer ama yine de Kültür ve Turizm Müdürü olarak bu soruya cevap vereceğinizi umuyorum. Tabii bütün turizm değerleri, kültür değerleriyle ilgili bakanlığımızın il teşkilatı olarak yakından takip ediyoruz. Fakat siz de takdir edersiniz ki Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve ilgili milli emlakla ilgili kanunlarda mülkiyet kimdeyse sorumluluk ona aittir. Yani mesela ben Kültür Turizm Müdürü olarak şu anda Zafer Müzesi Milli Parklar 5. Bölgeli Müdürlüğü uhdesinde olduğu için herhangi bir parasal bir şey yapamam. Yani veya tasarrufta bulunamam. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu müzeyle ilgili, Zafer Müzesi ile ilgili biliyorsunuz milli mücadelenin yaşandığı topraklardayız. Ve bunun en güzel örneklerinden, sembollerinden biri de bizim Zafer Müzemizdir. Ben Ömer Bey'e bunu bize hatırlattığı için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki ekranda olduğunuz için aklınızda o an için gelmeyebiliyor.
Zafer Müzesi gerçekten unutulmaması gereken bir değer. Daha öncesinde belediye olarak da kullanılmış ama milli mücadelenin yapıldığı tarihlerde Afyonkarahisar ele geçirildikten sonra Büyük Taarruz'un da orada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla beraber oradan yönettiğini, planlamaların daha doğrusu orada yapıldığını biliyoruz. Yine biliyorsunuz orada onun içerisinde o dönemle ilgili Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun yakın ilgileriyle orada savaşın izlerini ortaya koyan silahlardan, matarasından, belgelerine varıncaya kadar vardı. Bu restore sürecinden sonra sanıyorum tekrar oraya konulacak o. Yani süreçle ilgili biz Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yakından takip ediyoruz, görüşüyoruz. Arkadaşlarımız hassasiyetle devam ediyor. Tabii onun projesi çizildi, projeyle ilgili adımlar atıldı, atılıyor. Arkadaşlarımız takip ediyor, onu söyleyebilirim. Şu anda herhalde yeterli olur bilgi olarak. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Polat Bey buyurun, sizden sonra ben bir soru hazırlamıştım, onu sorayım sevgili müdürüme. Aslında 1950'lerde bile Taşpınar dergisi etrafında tiyatro temsilleri oynandığını biliyoruz. İsmi lazım değil, bir ilimizde de 1966'da Ankara'dan tiyatrocular otobüsle gelirken şehir girişinde durdurup taşlamışlar tiyatrocular geliyor diye. Ama şimdi o ilimizde devlet tiyatrosu var. Afyonkarahisar'da da biz bir yerli tiyatroya hasretiz. Bu girişten sonra sorum şöyle olsun. Biz Afyon Devlet Tiyatrosu'na ne kadar yakın ya da ne kadar uzak? Evet. Biliyorsunuz Yılmaz Bey, sorunuz çok yerinde bir soru. Bizim ekonomik anlamda güçlü olmamız, aslında şöyle başlamakta fayda görüyorum. Gelişmiş ülkelerde bir takım temel ihtiyaçlar sağlanmış olduğu için kültür sanat alanında daha çok üzerinde durulabiliyor. Türkiye'de gelişen bir ülke. Gerçekten yolları, otobanları boyutuyla baktığımızda, ekonomisi boyutuyla ciddi anlamda yol kat ettiğini ifade etmek istiyorum. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımızı huzurlarınızda müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Yine kültür sanat alanına, Kültür Turizm Bakanlığımızın özenle eğildiğini ifade etmek istiyorum. Acizane biz de kültür sanat alanıyla ilgili kendi meslek alanımızda kendimizi yetiştirmeyi öngördüğümüz gibi aynı zamanda bu konuda da fikirlerimizi yazılı hale getiriyoruz. Şöyle elimde Türkiye, Yeni Türkiye Kültür Politikaları isminde bir kitap çalışmam var. Bu kitap çalışmamı da değindim. Dünyada kültür ve sanat alanı ile ilgili ya devlet eliyle destekleniyor. Örneğin Fransa'da olduğu gibi Fransız hükümeti biliyorsunuz, Fransız idari yapısı merkezi sistemdir. Dolayısıyla bu merkezi sistemin yansıması biraz daha ekonomik anlamda sanat kurumlarının desteklenmesi şeklinde devam ediyor. İşte İngiltere'de olduğu gibi sanat kurumları var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi daha çok serbest bırakan yapılar var. Yani sanatın desteklenmesi skalası iki boyuta baktığımız zaman devlet ile özel sektör arasında bir boyutta yer aldığını görüyoruz. Rusya gibi ülkelerde tamamen devlet eliyle bir takım şeyler yürütülüyor. Şimdi Türkiye'de bu konuda Kültür Turizm Bakanlığı'nın olması bence çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etmek istiyorum. 2017 yılında 3-5 Mart 2017 yılında Kültür Şurası yapılmıştı. Orada da değinildi. Kültür Turizm Bakanlığımız kültür ve sanatı destekleme noktasında şöyle bir yöntem izliyor. Özel tiyatroları destekliyor ve kendisinde devlet tiyatroları var. Biz geçen yıl kültür merkezimizde 43 etkinlik yapmışız. 21 tiyatro burada temsil yapmış bizim devlet tiyatromuz ve özel tiyatro olarak. Burada Ömer Mazlı Bey'i de tebrik etmek istiyorum. Kendisi Afyon'a tiyatro anlamında farklı bir soluk getirdi, farklı bir renk getirdi. Bol miktarda tiyatro ile karşı karşıya onu bu keyfi, bu sanatı yaşama anlamında Afyon faydalanmış oldu. Ben ümit ederim ki önümüz zamanda güçlenerek devam edecektir. Afyonkarahisar'da Ahmet Taşpınar'ın bir tiyatro çalışması vardı. Biz ona fırsat verdik kültür merkezimizde. Şehit aileleri yararına
onlar bir temsili yapmıştı. Hatta şunu da söyleyebilirim. O Afyon'u tanıtma anlamında Ahmet Bey ile oturduk. Ahmet Beyciğim dedim, bunu biz senaryo araştırabilir miyiz? Yani ilin tanıtımında da değerlendirsek. Tamam hay hay dedi. O bir senaryo çalışması yaptı. Geçerken Uğradım filminin ana noktası buradan çıkmıştır. Sonra Sayın Valimize arz ettik. Sayın Valimiz ilgilendi. Ticaret Odamız birçok kuruluş, afşet, parasal destekleri sağladılar. Biz bu sinemacıyla Ahmet Bey'i karşı karşıya getirdik ve böyle bir şey çıktı ortaya. Yani Ahmet Bey'in o gün tiyatrosu böyle bir ürünün ortaya çıkmasında da etkili olduğunu söyleyebilirim. Yine Risus Sanat var. Bizim aynı zamanda kütüphanemizde şef olan bir arkadaşımız Seyhun Sertan Bey var. O da efendim orada tiyatro çalışmalarını yürütüyor. Biz devlet tiyatrolarının imkanlarından yararlanıyoruz. Ama gönül ister ki tabii ki devlet tiyatrolarının Afyon Karahisar'da da olmasını isteriz. Bizim devlet tiyatrolarıyla ilgili şöyle bir bakanlığımıza projemiz oldu. Tabii pandemi sürecinden dolayı konuya çok fazla eğilemedik ama biliyorsunuz milli mücadelenin yaşandığı topraklar olarak tiyatroda yansınması, yani tiyatroyla da ifade edilmesi lazım sanatsal boyutunun. Biz genel müdürümüzle görüştük ve Sayın Valimizin de bilgisi dahilinde burada milli mücadele ile ilgili bir senaryo yazılıp devlet tiyatrolarının Türkiye'nin her yerinde bunun oynatılmasını biz istirham etmiştik. Tamam dediler. Böyle bir çalışmanın da olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Biraz önce de söyledik. Afyon Karahisar kadim bir şehir. 8000 yıllık geçmişe sahip. Malumunuz 2020 sevgi yılı ilan edildi. Ayrıca gastronomi şehri olduk. Yani her ile nasip olmayacak bir güzelliği şu an yaşıyoruz. Şunu sormak isterim sevgili müdürüm. İlimizi biz yeteri kadar tanıtabiliyor muyuz? Ayrıca şunu da söylemek isterim. Yani en mutlu iller sıralamasında ikinci sıradayız. Yani size samimiyetle cevap vereceğinizi düşünerek soruyorum. Bizler, sizler, vatandaş olarak bizler ilimizi yeteri kadar tanıttığımızı düşünüyor musunuz? Ben başka söylediğiniz soruya şöyle teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bunu şöyle geliştirmek herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Turizmin birçok ayağı vardır. Bunun bir tanesi altyapıdır. Yani kanalizasyonundan su, tatlı su şebekenize varıncaya kadar. Diğer taraftan yollarına varıncaya kadar bir altyapı çalışması gerekir. Konaklama tesisleri bir boyutudur. Konaklama tesisleriyle ilgili eğer siz ne kadar turisti davet ederseniz ediniz, konaklama tesisiniz yoksa siz misafirinizi ağırlayamazsınız. Müşteri memnuniyeti oluşmaz çünkü. Yeme içme tesisleri bu konuda çok önemlidir. Diğer taraftan şunu ifade etmek istiyorum. Yine tanıtım çok önemli. Pazarlama, tanıtım, pazarlama çok önemli. Bunun yanında halkın tabii ki ürettiklerinin ortaya konması da gerekiyor. Yani ticarette de bunun hayata geçirmesi lazım. İşte tanıtım ve pazarlama bunlardan bir tanesi olarak görmezsek, sadece tanıtım boyutuyla bakarsak biz turizm çalışmalarımızı kolektif yapmıyoruz demektir. Doğru bir sonuca ulaşmamız mümkün olmaz. Tanıtırız. Affedersiniz çok basit bir şekilde bir yerde tuvalet ihtiyacını insanız sağlayamazsınız. Yemek ihtiyacını sağlayamazsınız ve memnuniyetsizlik size çok büyük bir kar yumağı olarak geri döner. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar üstüne koyarak yapılan çalışmaları da şöyle bir Sayın Valimizi de arz ettik. Afyon Karahisar ili turizm master planı ve eylem planı oluşturduk. Bu burada alan taramaları, araştırmalar ve sektörün fikirlerini de aldık. Dolayısıyla sorunuzun başa gelmek istiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Turizm birçok bileşen içinde barındıran 50'ye yakın sektörü de etkileyen bir yapıya sahip. Dolayısıyla turizmin tanıtılması için şöyle bir ifadeyi ben kullanmak istiyorum. Biz çocukluğumuzda camiye giderdik. Camide benim bu dönemin imamının söylediği bir söz çok önemli. Anlatılanları, Allah anlatılanları anlatıldığı şekilde anlamayı nasip etsin derdi.
Biliyorsunuz sizin ne anlattığınız çok önemli değil. Karşı tarafın ne anladığı önemli. Biz ilimizde bizden önce çalışma yapan arkadaşlarımızı, il müdürlerimizi, sayın valilerimizi bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanlarımızı ve yani örneğin Ömer Bey'in yaptığı bir çalışma bile bir tanıtıma etki olur. Yani sanat siz tanıtımda çok etkili bir araç olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü sadece sizin o şeyinizi görmeye gelen insanlar olacaktır. Şimdi ben bir de şunu ifade etmek istiyorum. Biz dijital çağdayız. Dolayısıyla dijital çağda insanlara ulaşabilmek çok önemli. Ve bunu masaya yatırdık. Ve masaya yatırmış olduğumuz şey de şu ortaya çıktı. Biz veri tabanı oluşturmamız lazım. Yani gelen turistlerle ilgili de bilgi toplayabileceğimiz bir ağ olmalıydı. Valiliğimiz uhdesinde hazırlamış olduğumuz afyondayız.go.tr diye bir web sayfası yazılım yaptık biz. Bu şey değil, bir derginin yüzü gibi değil. Bize aynı zamanda veri toplama fırsatı da veren bir yapı. Ve onun içerisine sadece bilgiler koymadık, yani bilgiler de var elbette. O bilgileri destekleyecek fotoğrafların yanında videolar da koyduk. Yine kültür sanatı da birleştirerek bu sayfamızda yer aldık. Yer verdik. Yine valiliğimiz üstesinde bizde Afyon'da bir çalışma yapıldı. Hem özellikle mobil uygulamaları çalışıyor. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim aynı zamanda Afyon'dayız'ın web sayfasının İngilizcesi de var. Ve mobil. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Biz dijital anlamda kendimizi doğru ifade edebilmeyi ve veri toplamayı da arzu ediyoruz. Örneğin aldığımız bu veri toplamada otellerimizden şunu amaçlıyoruz. Biliyorsunuz CİMER var, devletin geri dönüş ağları var. Yani vatandaş sıkıntı yaşadığı zaman nasıl bir yöntem takip edecek? CİMER'e başvuruyor, o da bize geliyor. Biz de o şikayeti üzerine vatandaşın sorunu çözmeye çalışıyoruz. Biz burada şunu amaçlıyoruz. Konaklama tesislerinde herhangi yaşadığı bir problem varsa anlık olarak bize ulaşsın. Yorumlasın, yazsın oradan, yorum olarak iletsin. Biz de hemen bunu otele ulaştıralım. Otelimizde haberi olmayabilir, o personel ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunu çözsün istiyoruz. Başka rotalar oluşturma var. Bizim bu veri ağında rota oluşturuyoruz. Gitmek istedikleri tarihi yerlerle ilgili rotaları oluşturarak oraya gidebiliyor. Bunun yanında dijital kitaplar, mesela ille ilgili dijital kitapları biz burada yayınlıyoruz. Yine Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in önderliğinde şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Dijital dergi çalışması, yani dijital ortamda halkımızın ve dışarıdaki turistlere ulaşmaya dönük olarak bir dijital dergi çalışması yapıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki ayda Sayın Valimizin duyurusuyla yayın hayatına başlayacak. Yani şöyle diyebilirim, kuşkusuz birçok yöntemi kullanmak zorundayız. Yeterli midir? Yeterli olması için ya da daha iyi olması için çalışacağız. Bunun yanında şöyle bir şey de ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız Türkiye Turizm Gelişim ve Tanıtım Ajansı kurdu. Aslında turizme daha hızlı bir çözüm üretmek istiyor. Ve yurt dışı tanıtımları... Çok özür diliyorum. Artık son bir buçuk dakikamız var programımızın bitimine. Toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Efendim şöyle diyeyim. Müsaade ederseniz. Tabii ki kültüre değinemedik. Kültürün de önemli boyutları var. Önümüzdeki güzel bir sizi tekrar böyle uzun soluklu bir programda ağırlamak isteriz. Bende de bayağı bir soru birikimi vardı. Evet. Sosyal medyadan gelen sorular vardı. Artık önümüzdeki günlerde yapacağımız uzun soluklu bir programda tekrar bunları irdeleriz. Son cümlenizi rica edeyim. Efendim. Afyonkarahisar markalaşma noktasında önemli adımlar atıyor. 2015 yılında Frigya bölgesindeki Dalık Frigya'da dünya geçici mirası listesine kabul edildi. 2018 yılında Ulu Camimiz ahşap işlemeleri, ahşap yapısıyla yine UNESCO dünya geçici mirası listesine girdi. Yine 2019 yılında Sayın Valimizin önderliğinde, belediyemiz şu anda yürütüyor. Belediye Başkanımıza, Mehmet Sey Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz de komisyonda yer almıştık. Dolayısıyla orada 30 Ekim tarihi, 2019 tarihinde gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına üye olduk.
Ve burada çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum. Bizim bakanlığımızın da destek verdiği, görev aldığı Avrupa Birliği Kültür Komisyonu'nun başkanlığında yürütülen Avrupalı seçkili destinasyonlar ayağına üye olma ile ilgili bir çalışma var. Biz geçen yıl bu Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda paydaşlarımızla beraber müracaat ettik ve ilk beşe kaldık. Hangi alanda? Sağlık ve esenlik alanında biz finale kaldık. Bunlar Afyonkarahisar, affedersiniz, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Kayseri'ydi. Ve biz en son Balıkesir'le son puanlamalar yakındı. Ama tercih olarak Balıkesir'i tercih ettiler. Fakat ilimiz adına ikincilik ödülünü önümüzdeki zamanda alacağımızı ifade etmek istiyorum. Yani Afyonkarahisar'ın böyle bir madalyası da, markası da var. Ben paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Toparlamak gerekirse Afyonkarahisar kültür, sanat, turizm alanında oldukça zengin olan ve çok derinlemesine çalışmaların yapılmasına ve devam edilmesine ihtiyaç duyulan bir il. Biz bizler burada inşaada temeller atacağız, atıyoruz da. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in önderliğinde, ki sağ olsun Sayın Valimiz turizm konusunda da kültür konusunda da çok hassasiyeti olan ve önemseyen bir valimiz. Örneğin Frig vadilerine mini mücadele yapılı toprak olarak yine bu konulara hassasiyetle duruyor. Belki mevlevilik de önümüzdeki zamanda üzerinde durulması gereken konulardan birisi. Karşılaştırma üstündeklerimizi biliyoruz. Çok özür diliyorum. Rejiden sürekli uyarı alıyorum. Programımız bitti diye. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mazi, sevgili Polat, sevgili müdürüm. Önümüzdeki günlerde size şimdiden bunun sözünü verelim. Uzun soluklu bir program için. Efendim, bugünkü konuğumuz Mehmet Tanır Bey, ilk kültür turizm il müdürümüzdü. Önümüzdeki günlerde yeniden Kocatepe'den Bakış adlı programımızda görüşmek üzere demeden önce, önümüzdeki günlerde hep birlikte yaşayacağımız Kurban Bayramı'nızın da şimdiden kutlamak istiyorum. Türk İslam ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Evet, Afyonkarahisar turizmin, güvenli turizmin olduğu bir şehir. Otellerimiz de burada bütün tedbirleri aldılar. Bu vesileyle sizin vasıtanızla valimiz Gökmen Çiçek'in hem selamlarını iletiyorum. Kurumun ve şahsın adına buradan bizi izleyenleri Afyonkarahisar'a davet ediyoruz. Ege TV'ye de şahsınızla teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sevgili müdürüm. Evet, sevgili Ege TV izleyenleri, önümüzdeki hafta bayram sonu görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.